بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا يا إلهنا بكل صلاة منها آمين والحمد لله رب العالمين Muhterem Müslümanlar, hak-batıl mücadelesinin başladığı günden itibaren hakkın temsilcileri olan inananlar, müminler, batılın temsilcileri olan inanmayanlarla, zalimlerle hep hakkın mücadelesini yapmışlardır. Bu mücadelede hakkın galip geldiği, adaletin gerçekleştiği zamanlar, devreler olmuştur. Hakkın zaferiyle sonuçlanan zaferler, bunlar sayılamayacak kadar çoktur. Adem Nebi'den başlayan, Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'a uzanan çizgide ondan kıyamete kadar hak batıl mücadelesinde bazen muvakkat mağlubiyetler olsa da hak her zaman galip gelecek. Allah'ın yardımıyla zaferi tadacak ve o zaferi şükürle karışık bir şekilde karşılayacak. Allah-u Teala'dan gelen zaferden dolayı Allah-u Teala'ya hamdü senalar edecek. Tarih itibariyle zaferlerin alındığı, hak namına zaferlerin bizim lehimize gerçekleştiği zaman dilimlerinde bulunuyoruz. Zafer haftasında bulunuyoruz. Yakın tarihimiz itibariyle 22 Ağustos 1923 günü başlayıp verilen emir itibariyle ama asıl taarruz 26 Ağustos ve 30 Ağustos kesin zafer. 9 Eylül düşmanın büyük ölçüde Anadolu'dan çıkarılması ve 11 Ekim 1922 Mudanya mütarekesiyle Anadolu'muzun tamamen düşman unsurlarından temizlenmesini ifade eden Zafer Bayramı da işte içinde bulunduğumuz bugün, bu mübarek gün bugüne tesadüf etmiş. Zaferleri bize ihsan eden Cenab-ı Allah'tır. Hangi zafer olursa olsun, zaferler maddi anlamda kazanılır, manevi alanda da zaferler vardır. Maddi anlamda zaferler, yapılan mücadele neticesinde
müminlerin, inananların galip gelmesi, hakkın, adaletin, gerçeğin ortaya çıkması ve onun her tarafa yayılması şeklinde tezahür eder. Manevi anlamda zafer, insanın kendi içinde gerçekleştirdiği zaferlerdir. Kendi içinde nefsani duygularına karşı ruhani melekelerinin galip gelmesi demektir. İnsanlığının ortaya çıkması demektir. İnsanlığın meleki yanlarının, meleklik yönlerinin galip gelmesi, üstün olması demektir. Bütün bunları bize nasip eden Allah'tır. Onun için biz her zaman, her zafer için فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةِ deriz. Vicdanın zaferi için, ruhun zaferi için elhamdülillah deriz. Allah'a minnettar oluruz. Vatanımıza, dinimize, mukaddesatımıza yönelen tehlikelere karşı elde ettiğimiz zaferler için de elhamdülillah, فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةِ deriz. Şükür, hamd Allah'ındır. Minnet de O'nundur. Biz O'na medyuniyet içerisindeyiz ve O'na borçluyuz deriz. Bu duyguları içimizde yaşarız. Bize hem maddi hem manevi zaferler yaşatan kahramanların durumlarından, onların portrelerinden ve hayat hikayelerinden bazı kesitler alarak bu hususu sizlerle beraber paylaşmaya çalışacağım. Bize maddi anlamda zaferler yaşatan kimseler mücahitlerimizdir. Yani şehitlerimizdir, gazilerimizdir. Şehitlik ve gazilik Allah-u Teala'nın değer verdiği, üstün tuttuğu rütbelerdir. Biz her gün en az 40 defa okuduğumuz Fatiha suresinde İhdinas sıratal müstakim sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn diye dua ederiz. Allah'ım bizi sırat-ı müstakime, sırat-ı müstakime bizi ilet. Biz o yolda olalım, o yolda yürüyelim. Çünkü o yol cadde-i kübradır, şehrahtır. O yolun sonu senin rızandır, cennettir, sonsuz mutluluktur. Ama o yol aynı zamanda senin rahmetinle muamelede bulundukların, inam ettiklerin, kullarının yoludur. Bu yol peygamberlerin yoludur. Kur'an'ın başka bir ayetin ifadesiyle. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ Allah'a ve Resulüne itaat eden kimse burada yol yöntem itibariyle ama ahirette gerçek olarak nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle, Allah'ın salih kullarıyla beraberdir. Ve hasune ulaike rafika. Onlar ne güzel arkadaşlar, ne güzel dostlar, ne güzel refiklerdir. Biz dualarımızda onların yolunda olmayı istiyoruz. Peygamberlik en yüce makam. O elde edilmez. Allah tarafından verilir. Hiçbir peygamber peygamberlik payesini kendisi almamıştır. Onlar tarafı ilahiden seçilmiş müstesna insanlardır. En büyük paye, en büyük makam, rütbe onlarındır. Daha sonra onların davasını hakkıyla temsil eden, onlara tam sadakatle bağlanan sıddıkların makamı. Yani Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh gibilerin makamı. Ve hemen akabinde derece olarak şühada, şehitler, en değerli varlıklarını Allah için ortaya koyup Allah yolunda harcayan, veren insanların makamı. Şehit. Şehit,
esasen şahit demektir. Allah'ın varlığına, birliğine şahadetin yanında, Allah'ın vaat ettiklerine şahitliğin yanında bunu bizzat yaşayan, gören insan demektir. Çünkü şehit esasen ölmüyor. Her ne kadar fiziki olarak bir ölüye yapılan muamele ona yapılıyorsa da hakikatte o ölümü tatmamış, gerçek bir ölü gibi değildir. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda öldürülen kimseye ölülerdir demeyin. Onları sizin normal ölmüş insanlarınız gibi sanmayın. Aksine onlar bel ahyaun ve lakin la teşkurun. Onlar diridirler. Fakat siz bulunduğunuz boyut itibarıyla onların hayat mertebelerinden, onların yaşadığı hayattan habersizsiniz. Onlar hayattadırlar. Ölümü tatmamışlardır. Ölümün sekeratını, gamaratını, acısını, şiddetini tatmamışlardır. Yine hadisin ifadesiyle karınca ısırmasına benzer bir acı tatmışlar. Hepimiz tatmışızdır. Karınca sinek ısırmasını biliriz. O kadarcık bir acı ile Rahman'ın huzuruna varan bu insanlar bizim manevi ve maddi zaferlerimizin esasen gerçek kahramanlarıdır. Onları anmak, onları yad etmek vefa borcudur. Onları anma aynı zamanda onlar gibi olmaya müminleri özendireceği için lüzumludur, faydalıdır. Herkes onlar gibi olmaya çalışmalıdır, gayret etmelidir. İnsan Allah için vardır. Hani biz bela ve musibet arasında ne diyoruz? Bir bela, bir musibet olduğunda, bir insan vefat ettiğinde Kur'an'ın bize öğrettiği bir dua vardır. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah içiniz. Çünkü bizi O yaratmıştır. Bütün varlık O'nun mülküdür. Lehul mulk. Ve yine netice itibariyle biz hesap vermek üzere, hayatımızın muhasebesi alınmak üzere O'nun huzuruna varacağız. İşte şehit en değerli olan canını kendisine veren Rabbine onu takdim etmiştir. İşte onun gibi olmayı her mümin ister, istemelidir. Bu hususta dualarımızda şunu ihmal etmeyelim değerli müminler. Türkçe söyleyebilirsiniz, Arapça veya başka bir lisana da söyleyebilirsiniz. Önemli olan dualarda özdür, kalıplar değildir. Taşıda o ifadelerin içindeki manalara Cenab-ı Hak bakar. Allahümme ehyini sa'ida ve emitni şehida bir rahmetike ya erhamer rahimin. Allah'ım beni salih bir insan olarak yaşat. Sana itaatte bulunayım. Sana tam kulluk tavrımı ortaya koyayım. Ama netice itibariyle beni şehit olarak huzuruna al. Şehit olarak beni öldür. Bu bir müminin yakalayabileceği en büyük bir payedir. Onun için bu istenir, istenmelidir. Hepiniz bilirsiniz. İnsanın ömrü ecel itibariyle, yani zaman itibariyle sınırlıdır ve değişmez. Değişen yalnızca o ecelin, yani ölümün sebepleridir. Zaman itibariyle herkesin ne kadar yaşayacağı tespit edilmiş, insan bunu aşmaz. Bunda da eksilme olmaz. Gerçi ömrün artması, eksilmesi bereket itibariyledir, verim itibariyledir. Yani insan az bir şey yapar ama çok yaşamış gibi verim elde eder. Tıpkı bir sahabenin Uhud Savaşı'nda henüz sahabe olmadan, iman etmeden yardım için geliyor.
Müslüman olmamış, Müslümanların yanında savaşacak. Ya Resulallah, Müslüman mı olayım, yoksa bu halimle savaşayım mı? Efendimiz ona şöyle der: önce Müslüman ol, sonra savaş. O zat hemen Müslüman olur ve savaşır. Akabinde de şehit olur. Resulullah Efendimiz şöyle buyururlar: amile kalilen ve ucre kesiren. Az amel yaptı ama çok mükafat aldı. Bakınız, bu insan namaz kılmamış, oruç hiç tutmamış, hac zaten yok. Bir şehadeti var ve arkasında şehitlik var. Az yaşamış, belki Müslümanlığı 10 dakika, 15 dakika. Ama binlerce sene yaşanarak elde edilecek neticeyi o kısacık ömründe elde etmiş. Yani ömrün uzaması, kısalması esasen zaman itibariyle değil, zamanın bereketi itibariyledir. Buna dikkat edin. Nasıl olsa ecel değişmiyor. Onun için ecelimizin en hayırlı şekilde olmasını Cenab-ı Hak'tan istemek müminliğimizin gereği olmalı. Madem ki inanıyoruz, madem ki teslim olmuşuz, Allah'ım bizi huzuruna şehit olarak al diye dua etmeliyiz. Bu sadakati, bu iyi niyeti Cenab-ı Hak kabul eder, bunu boşa çıkarmaz. Buhari ve Müslim'in Sehl ibn-i Huneyf tarihiyle rivayet hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar: men se'elallâhe te'âle şehâdete bi sıdkın bellegahullâhu menâzile şühedâ ve immâte alâ firâş. Kim Cenab-ı Hak'tan samimi olarak şehitlik istesin, Allah'ım beni şehit olarak huzuruna al, beni şehit olarak öldür ve şehitlerin muamelesini bana yap diye dua etse, arzu etse, bunun peşinde olsa, bu insan rahat döşeğinde ölse bile Allah onu şehitler makamına, menzilesine çıkartır, ona şehitlik hutbesini verir. Allah öze bakıyor, niyete bakıyor, sadakate bakıyor. İşte her mümin günde 40 defa okuduğu, en az 40 defa okuduğu Fatiha-i Şerife'de şehitler gibi olmayı Allah-u Teala'dan istiyor, niyaz ediyor, zımnen bilmese de bunu talep ediyor. Ama bundan sonra artık bilinçli olarak talep edelim, isteyelim. Allah-u Teala'nın her an nimetleriyle muamelede bulunduğu, bel ahyaun inde rabbihim yurzakun, onlar Rableri katında her an sürekli olarak tazelenmek kaydı şartıyla rızıklandırılmaktadırlar. Çeşit çeşit rızıklandırılmaktadırlar. Maddi manevi onlar fevkalade bir saadet ve mutluluk içerisinde, daha kıyamet günü gelmeden Allah'ın hususi lütuflarına sahip olmuşlardır. İşte bu insanlar Allah-u Teala'nın sevdiği, lütufta bulunduğu, ayrı bir hayat mertebesiyle şereflendirip ölümü kendilerine tattırmadığı bu insanlar, Allah onlara ayrı bakıyor. Onlara ayrı bakıyor, bizim dikkatlerimizi onlara çekiyor, bizleri onlara özendiriyor, onlar gibi olmamız için çalışmaya, dua etmeye bizleri teşvik ediyor. Yine Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği muttefakun aleyh hadis-i şerifte, kutsi hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: tadammenallahu teala limen harace fi sebilih. Allah kendi yolunda olan, Allah yolunda çalışmak, gayret etmek, mücadele, mücahede etmek için çıkan insanların durumlarını üzerine almıştır. Allah onların vekilidir, kefilidir, onlara kefalette bulunmuştur. Onları garanti altına almıştır. Allah şöyle buyurur: la yuhricuhu
إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي. Bu kulumu benim yolumda hareket etmeye sergeden, benim rızamı kazanmak için çalışmaya her türlü fedakarlığa, malıyla, canıyla, öz benliğini ortaya koymaya sergeden husus, benim yolumda mücadele ve mücahededir. Gayret göstermesidir, çalışmasıdır. Benim Kur'an'ımı, kitabımı tasdik etmesidir. Bana inanmasıdır. Benim Resulümün getirdiği her şeye inanıp kabul etmesidir, izan etmesidir. فَهُوَ ضَامٌ عَلَيَّ اَنْ اُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ اَوْ اُرْجِعَهُ اِلَى مَنْزِلِهِ الَّذ۪ي خَرَجَ مِنْهُ بِمَا نَالَ مِنْ غَن۪يمَةٍ وَاَجْرٍ. O halde o benim garantim altında ki ben onu ya cennete koyarım ya da benim için ayrıldığı evine onu gazi olarak, hem cihadın, Allah yolunda mücadelenin, mücahedenin hakkını vermişti insanın sevabıyla, hem de bu işin maddi kazancıyla, ganimetle onu ben evine sağ salim geri gönderirim. Allah'ın kendi yolunda mücadele, mücahede eden, maddi manevi zaferlerimizin kahramanları olan şehitlere ve gazilere bakışı, Allah nezdindeki değerleri budur. Hayatta olsalar bile, onlar Allah yolunda bulundukları müddetçe, ki her mümin buna adaydır, her mümin her an Allah yolunda olabilir. Allah yolunda olmak, Allah'a itaattir. Allah-u Teala'ya yakınlık vesilesi olan şeylere tutunup, onları yerine getirip, Allah'ın razı olduğu hal üzerine bulunmaktır. Gerektiğinde cihat bunlardan bir tanesidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada şöyle buyurur. وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَةِ يَوْمَ كُلِمْ لَوْنُهُ لَوْنُ دَمْ وَرِيحُهُ رِيحُ مِسْكِ. Nefsi, Allah-u Teala'nın kudret elinde olan, Muhammed'in nefsi kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Peygamber'in sözünün aslında yemine ihtiyacı yok, tıpkı Allah'ın sözü gibi. Ama meselenin ehemmiyeti ve ciddiyeti açısından yeminle vurgulanarak söyleniyor. Allah yolunda alınan bir yara, Allah yolunda mücadele, mücahede eden mücahidin, askerin aldığı yara, kıyamet gününde aynen o yaralandığı andaki gibi getirilir. Allah'ın huzuruna öyle varır. Kurşunsa kurşun yarası, kılıçsa kılıç yarası, başka bir yara ise başka bir yara, o haliyle henüz yeni yaralanmış gibi Allah'ın huzuruna varır. Belki de kan üzerinden akıyordur. Renk kan rengidir, kandır. Ama kokusu misktir. Neden? Çünkü Allah için o kan akmıştır. O yara Allah için alınmıştır. O iz Allah için olmuştur. Allah için olan şeyler zayi olmaz. Onlar tertemizdir. Çünkü ona Allah sahip çıkıyor. Durum böyle olunca yine Peygamberimiz akabinden şöyle buyurur. وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ لَا اَنَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِم۪ينَ مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ تَغْزُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَبَدًا. Yine Muhammed'in nefsi kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki Allah yolunda mücadele, mücahede eden bir birliğin, ordunun içinde bulunur.
asla onlardan geri kalmazdım eğer bu Müslümanlara bir zorluk, bir meşakkat getirmeseydi. Walakin la ajidu sa'atan fa ahmiluhum wa la ajidu sa'adan wa yashuk alayhim an yatakhallafu anni. Ancak ben bütün Müslümanlara, bütün cihatla, Allah yolunda mücadeleyle memur edilmiş bütün insanları teçhiz edecek, savaşa hazırlayacak güç, kuvvet, imkan bulamıyorum. Onlar da bunu bulamıyorlar. Ama ben savaşta olursam onlar da benden geri kaldıklarından dolayı üzülüyorlar, meşakkat çekiyorlar. Burada şunu anlıyoruz. Savaş gerekli olduğunda, mücadele, mücahede, dine, vatana, mukaddesata saldırı olduğu zaman, meşru hale geldiğinde cihada katılmak bütün Müslümanlara farz değildir. Yani farz-ı kifayedir. Buna işaret eden başka ayetler de vardır. Çünkü devlet o işi organize eder. Düzenli ordularıyla organize eder. Hazırlığını yapar. Askeriyle, cihada hazırladığı insanıyla, silahıyla o vazifeyi, o mukaddes vazifeyi yerine getirir. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً Bütün müminler bütünle beraber savaşa çıkacak değillerdir. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَكَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ Ayet müfadıyla, yani ifade ettiği manayla bir kısım insanların ilim öğrenmek için geri kalmaları gerektiğini, bunların savaşa katılmamaları ama ilim, bilgi itibariyle donanımlı olmalarını, savaştan dönen mücahitleri yanlışlık yapmaktan, belki gururdan, büyüklenmekten, bazı kötü ahlaktan sakındırmaları ve bilmedikleri şeyi onlara öğretmeleri için onların geride kalmaları, ilim tahsil etmeleri gerekir ki denge sağlansın. Böyle olmalıdır diyor Kur'an-ı Kerim. Evet. Müslümanlar, İslam devletleri ordularını savaşa her an hazır tutmaları, savaşacak, düşmanlarını yenecek durumda olmalarını temin etmeleri yanında aynı zamanda ilmi faaliyetlerden, bilimsel araştırmalardan geri kalmamalıdırlar. Ta ki kuvvetle bilgi, kuvvetle hikmet beraber olsun, birbiri dengelesin. Çünkü hikmetsiz kuvvet çılgındır, adalete hizmet etmez, haddini aşar. Ama kuvvetsiz hikmet de tesirsizdir, kendini gösteremez. Evet, Müslümanlar bu şekilde her an hakkın, hakikatin, yaratılış gayelerinin mücadelesini vermek için esasen hazır olmalıdırlar. Ve ardından Peygamberimiz şöyle noktalar. وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدُدْتُ أَنْ اَوْزُوَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُقْتَلْ فَاَوْزُوَ ثُمَّ اُقْتَلْ Nefsi, Muhammed'in nefsi, kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Allah yolunda savaşsam, şehit olsam. Sonra savaşsam yine şehit olsam. Sonra savaşsam yine şehit olsam. Bunu söyleyen peygamber. Peygamberlerin efendisi ve en eftali Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki Allah yolunda mücadele, mücahede ne büyük salih bir amel ve bunun neticesinde elde edilecek olan şehitlik ve gazilik ne yüce bir makam.
Şehitlere Cenab-ı Hakk'ın yaptığı, yapacağı muameleleri kıyamet gününde gören enbiya, yani peygamberler onlara kıbla edeceklerdir. Yani bir yönüyle onlar insanların en üstüne olacaklar. Ama umumi manada peygamberler insanların dünyada da ahirette de en üstünüdürler. En büyük paye, makam onlarındır. Şehit, gazi öyle salih bir amel takdim etmektedir ki ona denk herhangi bir amel mevcut değildir. Resulullah Efendimiz'e soruyorlar. Ya Resulallah, Ebu Zer rivayetinde, Buhari ve Müslim'de geçen rivayette, Resulullah'a sordum, ya Resulallah, Allah'a en sevimli amel, Allah rızasına en uygun iş nedir? Buyurdular ki, el imanu billah, el imanu billah vel cihadu fi sebili. Allah'a iman, eksiksiz iman, bütün mertebeleriyle, ilmel yakîn, aynel yakîn, hakkel yakîn mertebeleriyle Allah'a iman ve onun yolunda mücadele ve mücahede etmektir. Yine Abdullah ibn Mes'ud tarikiyle gelen hadiste, Ebu Hüreyre tarikiyle gelen hadiste, pek çok hadis-i şeriflerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda mücadele ve mücahede etmeyi, hususi manada şehitlerin ve gazilerin amellerini imandan sonra en faziletli amel saymaktadır. Sahabe soruyor. Ya Resulallah, ma ya'dilel cühâd fî sebilillah. Allah yolunda cihada denk bir amel var mıdır? Ona ne denk olabilir? Aynı değerde hangi amel olabilir? Fahri Kehanet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurlar ki, لَا تَسْتَطِعُونَ. Siz onu yapamazsınız. Ona gücünüz yetmez. Soruyu tekrarlarlar ve yine aynı cevabı alırlar. Tekrarlarlar, yine aynı cevabı alırlar. Ve Resul-i Zişan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurlar ki, مَثَلُ الْمُجَاهِدِ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللّٰهِ لَا يَفْتُرُ مِنْ صَلَاتٍ وَلَا صِيَامٍ حَتَّى يَرْجُعَ الْمُجَاهِدِ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda mücadele ve mücahedeye çıkmış şehidin, gazinin durumuşudur. Tıpkı mescide kapanıp sürekli namaz kılan, Allah'ın ayetlerini okuyan, buna hiç ara vermeyen ve aynı zamanda iftarsız oruç tutan insan bu durumunu mücahit evinden çıkıp evine gelinceye kadar devam ettirebilir mi? Ettiremez tabii ki. İnsan nihayet açlığa bir gün, iki gün dayanır. Sürekli namaz kılmaya ve hiç ara vermeden Allah'ın ayetlerini tekrarlamaya, okumaya insan ne kadar dayanır? Belki bir iki saat dayanır. Ara verme ihtiyacını hisseder, dinlenme ihtiyacını hisseder, başka ihtiyaçlar olur. İşte mücahit, sürekli Allah'ın ayetlerini okuyarak namaz kılan, sürekli oruçtan, bir an bile huzurdan ayrılmayan, gaflete dalmayan insanın amelini işlemektedir. Böyle bir amel hiçbir beşere nasip olmamıştır. Peygambere bile nasip olmamıştır. Çünkü böyle bir peygamber bilmiyoruz. 5 gün, 10 gün sürekli iftar etmeden oruçtan, savmi visalleban ve bütün vaktini namazla dolduran, hiç uyumayan, konuşmayan bir insan bilmiyoruz. Ama mücahit, Allah yolunda mücadele ve mücahede eden şehit adayı, gazi bunu yapıyor. Buna denk bir şey yapıyor. İşte onun için biz onlar gibi olmaya, onlar gibi çalışmaya özendiriliyoruz dualarımızda,
Bunu istiyoruz. Cenab-ı Hak bizlere onların yaptığı amelleri yapmayı, onlar gibi olmayı, onların yolunda olmayı nasip etsin. Değerli müminler, Allah yolunda geçirilen az bir zaman çok zaman. Bire yüzlerce, binlercedir. Bakınız, mevzenin başında 5-10 dakikalık imana sahip olup şehit düşen sahabinin durumunu anlatmıştık. Peygamberimiz onun hakkında az çalıştı ama çok şey kazandı. Yani bir velinin seyrusuluk ruhani neticesinde belki 40 senede birkaç çile erbain geçirerek kazandığı, kazanacağı mertebeyi, velayet mertebesini, Allah'a yakınlığı şehit bir anda kazanmaktadır. Onun için Allah yolunda olmanın, yani kendini Allah'a feda etme durumunda olmanın, en değerli varlığı olan canını ortaya koymanın Allah nezdinde değeri çok büyüktür ve bu kıymet itibariyle çok büyük meblağlara, değerlere ulaşır. Bunu ifade eden pek çok güzel söz, hadis-i şerif var. Bir tanesi Habibi Kainat Habibullah Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurlar ki men katele fî sebilillah fuvâka nâkatin vecebet lehul cennet. Bir deve sağımlığı kadar, yani bir hayvanı sağmak, hayvan sağanlar bilir, sütünü sağanlar ne kadar zaman alır? 10 dakika, 15 dakika en fazla. Bir hayvan sağımlığı kadar, bir deveyi sağmak kadar o vakit, yani o kadar bir vakit Allah yolunda mücadelenin, mücahedenin hakkını veren insan, canını, varlığını ortaya koyan insan için cennet vacip olur. Cennet kim için vaciptir? Başta peygamberler için vaciptir. Aksi düşünülemez. Allah'ın salih veli kulları için vaciptir. Başkası düşünülemez. İşte o insan o kadar bir zaman içerisinde velayet mertebesini kazanıyor. Veya velayet mertebesini kazanabilir bir duruma geliyor. Allah yolunda çekilen en ufak bir fedakarlık Allah nezdinde çok değerlidir değerli müminler. مَغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ ف۪ي سَب۪ي اللّٰهِ فَتَمَسَّهُ النَّارِ Allah yolunda insan ayakları tozlansın, toprağa bürünsün de o ayaklar ateşi görsün. Böyle bir şey olamaz. Aynani la temessuhum ennar. Aynun beket min haşyetillah ve aynun batet tahrusu fi sebilillah. İki göz vardır ki bu gözler ateşe bakmaz. Ateş onları yakmaz. Ateş onlara dokunmaz. O gözün sahiplerini ateş rahatsız etmez. Birisi iç fethi gerçekleştirmiş. İşte zaferler kazanmış. Ruhu nefsine galip gelmiş. Meleki yanları, nefsani yanlarını bastırmış insan. Allah korkusundan ağlayan göz. Allah korkusundan ağlayan göze ateş dokunmaz. Riya, sum'a olmadan başkalarına gördürme, onlara işittirme, onlar tarafından bilinme düşüncesi olmadan yalnızlık anında Allah korkusuyla, Allah'a saygısından dolayı ağlayan göz ateş görmez. Ateş ona dokunmaz. Ve gece boyu nöbet bekleyip Müslümanlara, İslam memleketine, mukaddesada gelecek zararları def etmek için uyanık kalan, nöbet bekleyen göz, uyunu sahira, uykusuz gözler, Allah için uyumayan, nöbet bekleyen, mukaddesada gelecek tehlikeleri bertaraf etmek için uyanık kalan gözler, bu gözler de ateşi görmez. İşte mümin böyle yaptığı zaman onun gözleri, o gözün sahibi olan insanlar ateşten emin olacaklardır. Onlar için cennet vaciptir.
Değerli müminler, maddi ve manevi zaferlerimizin esasen mimarları böyle kendini Allah'a adamış, Allah'a vermiş, varlığını ortaya koymuş gazilerimiz ve şehitlerimizdir. Biz onlara bir yönüyle minnettarız. Yani biz şükür Allah'adır, minnet Allah'adır. Ama mecazi olarak onların ta insanın yaratıldığı andan itibaren, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar ortaya koydukları, koyacakları fedakarlıkları takdirle yad ederiz. Onlara Allah adına şükranlarımızı bildiririz. Ama asıl şükrü, asıl minnettarlığı da Allah'a duyarız. Evet, o insanların sayelerini Cenab-ı Hak meşgul eylemiştir, meşgul eylesin. Ve bizler onların yolunda olarak, şehitlerimizin, gazilerimizin yolunda olarak onlara özendiriliyoruz, onlar gibi yaşamaya, onlar gibi olmaya teşvik ediliyoruz. Biz onların hayatlarını örnek alarak, başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ashab-ı Kiram Efendilerimiz, Tabi'in, Tebe-i Tabi'in Efendilerimiz, büyüklerimiz, gele gele günümüze kadar, işte Çanakkale'de hayatını ortaya koyan gazilerimiz, milli mücadelede kendini ortaya koyan gazilerimiz, şehitlerimiz, onları örnek alıp, gerektiğinde biz onlar gibi maddi manevi bütün varlığımızı ortaya koyup, Allah yolunda olduğumuzu gösterebilmeliyiz. Ve onların bize bıraktığı emaneti, dini, vatanı, dini değerleri, Müslümanları, Müslümanların emanetlerini sahiplenmeli, bunları korumalı ve bizden sonraki nesillere aktarmalıyız. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, el cihadu mazim ila yevmil kıyame. Cihad, yani hak yolunda mücadele, mücahede kıyamet gününe kadar devam edecektir buyurur. Bu mücadele şu anda da devam ediyor, sonra da devam edecektir. Ama şekil değiştirerek, zaman ve şartlara göre, konjonktüre göre şekil değişse de öz, ruh baki kalacak. Allah yolunda mücadele, mücahede devam edecektir. Ve yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ الْلَيْلُ وَالنَّهَارُ İslam dini, İslam dininin hakikatleri güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır. Bize bu bir hedeftir. Yani Allah Resulü bize diyor ki ey ümmetim, ey bana inananlar, bana bağlananlar, benim yolumda olanlar, benim şefaatimi isteyenler. Allah bu dini sizin vesilenizle güneşin doğup battığı her yere, yani insanların yaşadığı bütün coğrafyalara ulaştıracaktır. Ama bu sizin sahip çıkmanızla, sizin himmetlerinizle, sizin gayretleriniz olacak. Yani cihat bir şey değildir. Şekil değiştirerek, yol, yöntem değiştirerek kıyamete kadar devam edecektir. Hedef Allah'ın dinini bütün insanlara duyurmaktır. Bu uğurda çalışmak, gayret göstermek. Ve herkesin mutlak surette üzerine düşen vazifeler vardır. Herkes bu vazifeyi yerine getirecek, o özendirildiği şehitlerin yolunda olacak. Peygamberlerin, sıddıkların yolunda olduğu gibi şehitlerin yolunda olduğunu gösterecek ve şehit namzeli olduğunu gösterecek. Yatağında ölse bile Allah'ın izniyle inşallah şehitlik mertebesine ulaşacak. Cenab-ı Hak Teala ve Tekaddes Hazretleri bizi şehitlerimize, gazilerimize layık hayrul halef insanlar edin. Yani onların sorunları, onlardan geriye kalan hayırlı insanlar bize edin. Onlar gibi olalım, onlar gibi çalışalım, Cenab-ı Hakk'ın rızasını elde etmeye bakalım. Allahümme ec'alna minel tevvabin ve ec'alna minel mutetahhirin واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وقنا شر ما قضيت، وادفع عنا شر الظالمين، وأشركنا في دعاء المؤمنين. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Thank you.